Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. Ağustos ayı bilinçokuru astroloji merkezinin çok güzel, keyifli, neşeli, hareketli yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Her zamanki gibi yanınızdayız. Evet, neler var sevgili Demet? Sevgili yengeçler, Temmuz ayını bitirdik. Ağustos ayına giriş yapıyoruz. Birçok yengeç şikayet ediyor. İşte Jüpiter yengeçe geçti, benim hayatım niye güzel değil, hala sıkıntı çekiyorum. Çünkü Jüpiter Temmuz ayından itibaren tek başına yengeçe geçmedi. Evet. Mars'ı var, bunun Satürn'ü var. Evet. Şimdi bir Jüpiter'le yani her şeyi düzelseydi süper olurdu. Yengeç burcuna Jüpiter'in gelmesi ve bunun etkilerini göstermesi geldi de etkilerini tam göstermesi. Mars'a geldi. Mars'a geldi. Kurtulalım önce. Bir kısım insanları etkiler. Doğum haritalarında iyi olanlar Temmuz'da olumlu etkilendi ama çoğunlukla iyi olmadığı için doğum haritaları. Evet. Onların çoğu Ekim'in sonlarından itibaren ve ilk bunu tetikleyecek ay tutulmasıyla beraber etkilenecekler. Evet. 4 Kasım. Evet. 4 Kasım'daki ay tutulması bunu etkileyince olumlu haberler gelmeye başlayacak. İşte arkadaşlar, astroloji zaman bilimidir. Hı-hı. Unutmayın, zaman saatin tik taka gibi yavaş yavaş ilerleyen bir süreçtir. Evet, neler var bakalım bu ay? Evet, bu ay ilk hafta 6 Ağustos'ta 14 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. Yengeç burçların ikinci ev konuları etkileniyor. Para, işten gelen gelirler, kazançlar, maddi değerlerle ilgili. Uranüs etkili. Evet. Para geliyor. Uranüs, kısa ve net. Uranüs para geliyor. Üçgeni var çünkü. Bu sürpriz fırsatları yaratabilecek bir yeni ay. Parasal kaynaklar artıyor. İş ve yaptığı kariyerle ilgili maddi ve ekonomik gelirlerde artışlar oluyor. Sıkıntılar azalıyor. Maddi değerlerdeki yükseliş, bireysel üretim değerleri, bireysel ürettikleri değerlerle ilgili güzel haberler geliyor. Bu kredi tipidir. Bu yalnızca kendi gelirleriyle alakalı. Kazançlarıyla alakalı. Kazançlarla ilgili Güneş üçgen Uranüs olduğu için. Evet. Yani Uranüs'ün de etkisiyle Aslan Koç kasbı üzerinden geldiğine göre. Mesela Yengeç'ten Koç kasbına doğru baktığımızda bu belki işte bir ev satımı, bir mülk satımından gelecek bir gelir. Belki aileden gelecek bir para. Belki işle ilgili bir ekstra maaş artışı şeklinde rutinin dışında bir gelir var. Ve zaten tüm Ağustos ayı da Yengeç Burcu için parayla alakalı. Parasal konular, şehvet, banka kredileri, bazı küçük operasyonlarla alakalı bir ay olarak görünmekte. Evet, devam edelim. 8 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Merkür Aslan Burcu'na geçmesi yine para konularındaki iletişimi artıracak. Gelir gider harcamalar, belki masraflar olabilir Merkür Aslan Burcu'ndayken. Tabii ki. 11 Ağustos'ta biraz dikkat edelim. Merkür Satürn karesi var. O iletişim konularını kısıtlayabileceği gibi belki maddi konularda bir sıkıntı yaratabilir. Ama hemen ardından 15 Ağustos'ta Merkür Uranüs üçgeni keyifli haberleri de getirecektir. 16 Ağustos'ta Venüs Terazi Burcu'na geçiyor. Venüs'ün Terazi Burcu'na geçmesi yengeçler için belki evleriyle biraz daha ilgileneceklerini, belki evde bir tadilat, dekorasyon, belki yeni eşyaların alımı, evi güzelleştirebilecekleri, aile büyükleriyle ilişkilerin biraz daha olumlu olacağı bir dönem olacaktır. Bir keyif verecektir o. Evet. Venüs'ün Terazi Burcu'na girmesi bir keyif verecektir zaten. Bir neşelilik verecektir. Daha böyle seçkin ve keyifli bir ortama girecekler aile içlerinde de. Belki bunlar, evde partiler, davetliler olabilir. Başkalarının evlerine gidebilirler. Güzel, keyifli, şeker, şarap, eğlenceli şeyleri temsil eder. 21 Ağustos'ta ise Kova Burcu'nda dolunay. Kova Burcu dolunayı var. Bu şimdi ekstra bir harcama çıkartan bir dolunay. Evet. Çünkü Jüpiter Uranüs kare. Karesi var. Beklenmedik bir gelir kaybı. Sigorta, kasko, bir harcama, küçük bir kaza, bazılarında Kova Burcu'nda dolunay küçük bir diş operasyonu, küçük bir sağlık sorunu gibi olaylarda sebebiyet verebiliyor. Ama daha ziyade parayla ilgili bir yapı. Şiron, ya ben çok gülerim orada, Şiron nasır demektir mesela, tırnak demektir, dolama olmak, tırnak çektirmek, nasır sorunları, dişle ilgili problemler, yüzde sivilce, apse, gözle ilgili gözyaşı pınarı sorunu, gözle ilgili kuruma gibi problemlere sebebiyet veren bir dolunay tipi. Yani Blue Moon denilen 2 numaralı güce sahip olan, yani süper dolunayın gerçekten mavi ay sınıfı olan 28 derece Kova Burcu'nda çok güçlü bir dolunay. Saat 04.45'ten itibaren etkiyi çok güçlü gösteriyor. Evet. Uyarı, depresyon, panik atak, bipolar bozuk hastalıklarda bu dolunay
Kova burcu dolunayı olduğu için ciddi olarak duygusal şiddet, intihar eğilimleri ve gerginlik verir. Bunlara karşı da dikkatli olunması gerekir. Tabii haritalarda sert pozisyonu olanlar için. Herkes tabii herkes de değil. Yani bunda Mars'ı, Uranüs'ü, evet, kare, X, Y, Z olanlarda, ama bu zaten yengeçin kendisini değil çevresini etkiler. Evet. Yani kendisinde olmaz, evet, çevresinde olur. Evet, devamında neler var? 23 Ağustos'ta artık Güneş Başak Burcu'na geçecek. 24 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek. Yengeçler için de yine belki yakın çevreleri, kardeşleriyle ilgili konuların biraz daha gündemde olduğu bir dönem başlayacak. Seyahatler oluşabilir, gündeme gelebilir. Eğitimle ilgili faaliyetler veya işlerinin tanıtımıyla ilgili çalışmalar artabilir. Çünkü Başak Burcu aynı zamanda çalışmayı da temsil ediyor. Orada işleriyle ilgili belki iş seyahati olabilir. İş seyahati olabilir, işleriyle ilgili sıkıntıların azalması olabilir. Kendilerine daha keyifli ifade edebilecekleri, evet, iş seyahatlerine gidebilirler. Eğitim seyahatlerine, kongrelere gidebilirler. Ben iyi diyorum. Bilinçokulunda günlük yorumlara, evet, ve haftalık yorumları da okumaları şart değil mi gençlerim? Tabii aylık yorumlar haricinde haftalık yorumlarımız ve günlük yorumlarımız devam ediyor. Onları da takip ederseniz çok daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ay sonunda Mars'ın Aslan'a geçmesi biraz masrafları arttıracak gibi görünüyor. 16 Ekim'e kadar, evet, parasal harcamalar yükseliyor. Ay sonunda çocuklarla ilgili, evet, konular. Ekstra parasal harcamalar, vallahi bakın siz onun boyu iyi değerlendirin. Ay sonundan itibaren gerilerde düşüşler var. Sevgili yengeç, kabuklu varlık, seni çok seviyoruz. Kazançların çok iyi olacağı, küçük sağlıklı sorunlarını çözeceği iyi bir aya hoş geldin. Sevgiler. Hoşçakalın.